bir tane de mi insan evladı yok? Orada 15 dakika yürümüşsün, metroya binmişsin, bir 10 dakika daha yürümüşsün. Kimse de durup uyarmaz mı ya? Herkese selamlar. Bugün geçen hafta başımdan geçen bir olayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Geçen hafta bir akşam çok fazla aç olmadığım için geçiştirmek maksadıyla sandviç siparişi vermiştim. Ve verdiğim sandviç siparişi biraz fazla geldi bana. Paketledim. Yarın sabah kahvaltıda, ofise gittiğimde kahvaltıda yerim dedim. Ve sandviçi yerken de ice tea içmiştim. Şişenin 1/3 kadar kalmıştı. Ben bunu da götüreyim. Sabah eşlikçi olarak ofiste yerim. Kahvaltımı bu şekilde yaparım dedim. O şekilde koydum. Sabahleyin kalktım. Önce eşyalarımı yerleştirdim. Yedek üstümü, atletimi, çorabımı ve aynı zamanda şemsiyemi, şapkamı, atkımı, beremi falan hepsini koydum. Ardından da güzelce içeceği yerleştirdim ve sonra çıkartıp kontrol ettim. Dedim acaba hani bir tarafı açık mı, açık kalmamıştır falan. Kapattı, açtım, tekrar kapattım sıkıca. Ve ondan sonra işte sandviçimi falan da koydum en üste. O şekilde sırtlandım gidiyorum. Yaklaşık bir 15 dakikalık yürüme mesafem var. Yokuş çıkıyorum. Ardından bir 10 dakika metroya biniyorum. Daha sonra bir 10 dakika okulun içinde yürüyorum ve ofisime varmak üzereyim. Ofisime 2 dakika falan kaldı. 50 metre mesafe. Ve bacaklarımda bir ıslaklık hissettim. Böyle arkamda, diz kapaklarımın arkasında. Kontrol ettim. İkisi de ıslak gerçekten. Bu sadece öyle bir his değil. Aman Allah'ım dedim. Ice aktı, kesin ice aktı. Çıkardım çantayı, bir baktım altı sırılsıklam. O artık o kadar doygunla, ıslaklığa ulaşmış ki şapır şapır damlamış yani. Ve oradan düşünün, sırtımda olan çantadan dizlerimin arkası ıslanmış. Peki bu kısa sürede gerçekleşebilecek bir şey mi? Bence kesinlikle değil. Ya arkadaş, bir tane de mi insan evladı yok? Orada 15 dakika yürümüşsün, metroya binmişsin, bir 10 dakika daha yürümüşsün. Kimse de durup uyarmaz mı ya? Tamam hani ufak bir yerde olursun, tenha bir yerde yürürsün. Yürüdüğüm cadde ana cadde. Üzerinde okul var, çalışma yerleri var. Üstünde bir sürü börekçi, pideci, işte iş görecek şeyler var ve otobüs yolu yani. Direkt ana yol. Kimsenin mi dikkatini çekmez yani? Arkada gören biri gelip yetişip de bir uyarı yapmaz mı? Tamam ben kendim hatalıyım. Şimdi o kısma gelelim bir de. Normalde hiç böyle şeyler yapmam. Yani ben bu konuda çok dikkatliyimdir. Hatta bu ailemizde genel olarak dikkat edilen bir mevzudur. 10 dakikalık bir yerden bir kavanoz taşınsa bile iki kat işte gazeteye serilir. Ağızlar defalarca kontrol edilir. Poşete konulur. Nitekim ben de aynı şekildeyim. Normalde çantamda işte bir şişe taşırsam ya, yani bir yere gidiyorsam eğer, işte şampuan olsun, diş macunu olsun ya da işte parfüm olsun. Hani bunların hiçbir tanesini tek başına koymam. İlla ki bir poşetlerim ya da kırılgansa işte etrafını gazeteyle sararım. Ama burada gideceğim yol zaten hani 40 dakikalık bir şey yani. 45 dakika taş çatlasın gideceğim, bir şey olmaz dedim. Bir de kontrol ettim. Yani böyle bir ihtimalin olacağını kontrol etmeme rağmen yine aynı hatayı yapmış bulundum. Ofise gittiğimde kontrol ettim şişenin ağzını, bu ne olmuş diye. Hani böyle bir kısmı kapanır ama bir kısmı yarım kalır da oradan sızar ya. O şekilde olmuş. Tamamen kapanmamış. Yani gerçekten sımsıkı kapatmışım ama bir kısmı açık kalmış. Çantamda çorabım, atkım, şapkam, şemsiyem, üstüm, yedeklerim, her şey ıslanmıştı. Ben ettim, sen etme. Çantana bir şişe alırken ikinci defa kontrol et. Ben zaten kontrol ettim. Ya da kapalıdır, aman sakın deme. Yoksa benim başıma gelenin daha beteri senin başına gelebilir. Eline yapışmaz ya. Aç, kapat ve etrafını kontrol et. 3 saniye maksimum. Daha beter şeyler yaşamamak için alınabilecek 3 saniyelik bir önlem. O yüzden tekrar ediyorum. Ben ettim, sen etme. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve benzer içerikleri takip edebilmek için kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.